Osmanlı'dan Türkiye'ye geçince coğrafya değişti mi? Değişti. Kürdistan demiyorlar. Ay ne diye? Hepsine Anadolu dediler. Hani Doğu Anadolu diyorsun. Halbuki bir anlam kayması var. Bir şey değil. Yani Anadolu değildi orası, değildir. Halen de değildir yani. Ama Türkiye'nin bütünü Anadolu denince, yani Trakya dışına, bu sefer orası da Doğu Anadolu haline geliyor. O zaman şarklı doğulu kavramı var. Onu da tabii Osmanlıcalaştırmaları gerekiyor. Hani araştırmak gerekiyor. O zaman şarklı şey çıkıyor. Zaten ya köylü ya şarklı gibi ifadeler konmuş yani. Kürt kelimesi yerine. Denebilir ki yani zaten hani Bediüzzaman'ın işte sürgünde olduğu zamanlar açısından okey, anlaşılabilir bir şeydir yani, adamlar hani şarkı deyince onlar için yeterli bir şey. Fakat ve yine Nurculuğun derdi açısından sorun değil buna. Nurculuğun derdi nedir? İşte ahireti kurtarmak, cennet yani tefekkürüyle cennete girmek değil mi? Ahiretini kurtarmak yani. İmani, manevi şey. Şimdi fakat ilmi açıdan, işte Kürtlerin fikri, içtimai ihtiyaçları açısından Said Nursi'nin bu dönemindeki kavramlar çok önemlidir yani. Adam bir Kürt olarak konuşmuşsa bunun bir Kürt olarak olması gerekiyor. O zaman anlamları çok daha iyi görüyorsun. Başka türlü görüyorsun. Diğeri okuyor burada da işte diyor ki adam hürriyeti görmüyor burada ha. Neyi görüyor? Şeriatı görüyor işte. Hani hürriyeti şer'i derken adam şeriatı görüyor. Hürriyeti görmüyor. Çünkü adamın derdi hürriyet değil ki yani. Adamın derdi işte İslamiyet en güzeldir, güneş gibi parlayacaktır demek yani. Buradan çıkaracağı ders odur. Fakat bir Kürt'ün çıkaracağı ders bu olmamalıdır yani. Ha, Kürt ahiretli noktasında yine o dersi çıkarabilir ama bir de kendi kurtuluşu, özgürlüğü, işte mazisi, üstadın kimliği noktasında ilmi olarak bakanlar açısından da yine biz orijinal halini bilmek zorundayız, görmek zorundayız. Değil mi? Bu şekilde okuduğun zaman farklı anlamlar da çıkıyor. Bu Risale'nin bütünü için de geçerlidir yani. Yani mesela insanlar işte diyor ki Biraz bu da belki biraz zorlama bir yorum olacak ama ilk sayfanın son cümlesine itibaren yeni şimdi bahsettiği seslendiği grup kim? Belki hani conceptual da yaklaşabiliriz bu olaya ama ben biraz daha historical okuduğumuz zaman yani context okuduğumuz zaman diyor ki yeni hükümet-i meşrutamız mucize gibi olduğu için meşrutiyetten bahsediyor galiba. Meşrutiyet var diyor. Evet. Bir nevi sanki Kürdistan'daki kabilelere sesleniyor. Bakın böyle bir şey var. Orada mukalebe var. Orada işte kabilenin reisi değil. Bilakis değil mi? Meşru bir sistem var. Oradan konuşup tartışabiliyoruz, şey yapabiliyoruz. Bu kadar sene oruç tuttuk. Artık gidelim oraya dahil olun. Bir davet var. He, güzel, evet. Oradaki baskı, oradaki despotizmi de sanki biraz da vurgulamaya çalışıyor. Tabii. Çalışmıyor değil. Participation lüzumu, yani biz nasıl katılacağız bu yani demokrasiye, bu konuşmaya, söyleşmeye, biz nasıl katılacağız işte her community, her birey buna katılacak, hangi kapılardan gireceğiz? Evet. İtaat-ı kulüp yapacağız. Ondan sonra muhabbeti milliye yapacağız. Milletimizi seveceğiz. Yani Kürt olduğumuzu unutmayacağız. Ya ben tabii bendeki reflection'ları bu. Kalplerde ya isteğimiz, intention'larımız ortak olacak. Niye gittiğimizi bileceğiz yani. Goal bir hedefimiz olacak. Sonralarını terki sefa dediğiniz, bahsettiğiniz o şeyi o terk edeceğiz. Çalışacağız. Mesela tembel olmayacağız. Çok Evet. gerçekten kıyas ediyor. Biraz ben ona yoruyorum sanki. Tabii. O öyle bir şey bilmiyorum. Çok zorlama olur mu bilmiyorum ama. Yo, bence çok çok doğru. Yani yani şimdi Bediüzzaman o zaman yani hem ihtiyaç duyulan bir şey, hem ümit edilen bir şey, yani İslam alemin terakkisi nasıl olacak sorusu, işte hürriyet gelirse şey olacak, anayasa olursa iyileşecek diye düşünülüyor, inanılıyor ve doğru bir inanç yani, yanlış değil. Fakat şartlar hani tam olarak bu neticeyi vermeyebiliyor. Nitekim vermiyor, sonra işte Dünya Savaşı, imparatorluk dağılıyor filan. Bediüzzaman da işte bu İslam ve sosyal boyutlardan uzaklaşıp imana odaklanıyor yani. Şartlar değiştiği için. Onun için şey boyutu çok önemlidir yani. İmkanlar nedir? Hedefler nedir? Ona göre yeniden
düzenliyor, yeniden tanımlıyor yani. Dolayısıyla burada bir Kürt olarak konuşurken iman meselesinde bahseden Kürt olmanın bir anlamı yok ki. Yani bir ihtiyaç yok. Yani ne alaka? Çünkü iman insan ile ilgili bir şeydir. Ama burada Kürtler şeyin dışında kalmış. Politik participation'ın dışında kalmış. Cahil kalmışlar, eğitimsiz kalmışlar. İşte diyor ki veya küsmüşler mesela. Ya bu İstanbul bir türlü bizi işte şey yapmıyor, sahip çıkmıyor, yardım etmiyor, işte devlet nerede ya, boşver devleti diye yaşıyorlar dağlarında Kürtler. Diyor ki bak artık cennetin kapısı açıldı, gelin hep beraber hani bahçesinde dolaşalım diyor. Yani şimdi o tür bir bağlam kayboluyor yani. İnsanlarla muhatap, işte istibdat var, harpler var dünyada, tamam mı? İkinci Dünya Savaşı var sonra. Interwar dönem, iki dünya savaşı arası dönem de şeydir. Yani gergin ve şey bir istibdat dönemidir aslında. O zamanki Bediüzzaman'ın ana derdi şeye dönüşüyor tabii. Yani iman meselesi üzerinde şey oluyor. Ve bir nur görüyorum, bir ışık görüyorum, bir nur çıkacak diye bir mektup birkaç yerde aslında söylüyor. Diyor eskiden onu siyasette şey, yani politik düzlemde bekliyor idim. Fakat o öyle olmadı, çıkmadı. Onun yerine şimdi bu Risale-i Nur o nurdur diyor yani. İman düzlemi, insan düzleminde çıkıyor. Yani ve Risale-i Nur bu hürriyete atfettiği bu cennete girme, özgürleşme, tahkikili konuşma, anlamayı bu sefer Risale-i Nur insana veriyor. Hangi anlamda veriyor? İşte fikretme, imanın tahkiki olması, kainatın entegre olması, hani mezarda inanıyoruz işte dinimiz budur değil, kainatla şey yaparak, bütünleşerek, iletişerek, müştehit olarak, oy kullanmaya benzer bir şey, reyin var yani, tefekkür ile rey, oy kullanıyorsun tabiri caizse, yani you have an opinion. Evet. Şimdi şey arasında da mesela hani biraz basit gibi gelebilir ama yani analojisi, iki analojisi farklı mesela başka yerlerde. Biraz daha önce de konuşmuştuk münazaratı tartışırken. Biraz daha hayvani seviyede kalma olayı dağda yaşadığı için. Burada daha da mesela ileriye götürüyor. Biraz daha takes it further saying that kabir. Ölüm, evet. Yani ölü gibisin, daha beter bir durumdasın yani. Tabii. O önemli bir şey bence. Tabii. Hiçbir şeyin yok. Ne konuşuyorsun, ne yapıyorsun. Çünkü canlılık emaresi yok. Hareket yok. Söz hayat yok. Emaresi yok. Evet. Evet. Demin bir ara Üstad'ın abi eserlerini, birkaç yazısını okumuştum böyle hani Zehra Yayın'ın arkasında. Hangi gazetelerde yazdıkları o işte ilk dönemdeki yazana baktım. Böyle harbiden çok ilginç böyle solcu kökenli, işte Kürt kökenli gazetelerde yazarlık yapıyor mesela. Tabii. Ve gazete sahibiyle atışıyor mesela birinde. Bildiğiniz gazete sahibiyle atışıyor karşılık olarak. Yani düşündüm de ben şimdi bu zat 80 sene geçti, 100 sene geçti mesela. Günümüzde böyle bir hadiseyi düşünsek olsa yani düşünün aslında mücadele diye iddia edilmiş bir zat Cumhuriyet'te yazıyor şimdi. Yani alacağı tepkiler Nurcu kesimin kendisine yani biridi olduğu böyle bir aklıma işte gelmişken sevindim. Evet. Tabii yani işte üstadı mesela onun için öncesiz olunca üstad tabii üstadı yüceltmek de mümkün. Halbuki üstad bak adam köşe yazarlığı yapmış. İşte hani aktivistlik yapmış İstanbul'da. Aktivizm yani ne için çalışmış? Miş her millet, herkes kendi halkı için çalışıyor arka imparatorluğun merkezine bize gibi bizim insanımız için çalışayım yani. Hakikaten bu kadar net yani ha. Ve normal bir şey. O zaman zaten öyle olmuş yani. Herkes çareyi, çözümü orada bulmuş. Nasıl ki lobicilik yapılıyorsa o da gitmiş Kürtler için lobi yapmış. İşte diğer Kürt ulemasıyla, işte aydınlarıyla, bir kısmı laik, bir kısmı dindar. Yani şu şeyhlerden olan var işte şeylerden. Bedirhanlardır, şunlar bu. Kimileriyle demişler dernek kuralım işte. Değil mi? Eğitimi geliştirme derneği kurmuşlar. Ondan sonra gazete çıkaralım. Kürtçe şey yapalım. Hamallarla konuşmuş. Yani insan bir Bediüzzaman var yani. İnsan. İman tehlikede değil. Yani o zaman İslam ve sosyal hayat şeyde yani geri kalmışlık sorunları var yani. İman sorunu yok yani o zaman. Sonrasında iman sorununa dönüşüyor ve Risale-i Nur o ihtiyaç, o şartlar ve o zaruretin sonucu olarak doğuyor yani. Üstadın tarzı vesaire bununla ilgilidir. Elinde kütüphane yok, alim değil, kitleler yok.
vesaire. Özgür olsaydı belki başka türlü şey yapardı yani. Bilemiyoruz yani. Ya üstad bir insandır yani, şartlara mukabele ediyor. Şartların içinde en iyisini yapmaya çalışmış. Yani mesela gaz vermiş Kürtlere, demiş ey kahraman Kürtler, arslan Kürtler filan. Kaç yüzyıldır yattınız yeter. Ben hayatımda Kürtlere gaz vermedim vallahi billahi. Korkudan yani. Şey yapmadık yani, hani mesela milliyetçi Kürtçü diyor. Ben Said Nursi Kürtçülük yapmıştır ama ben sizi demeyeyim, ben şahsen yapmam. Hiçbir yazında hiçbir şeyde Kürtleri öven bir şey yazmamışımdır. Ama Bediüzzaman yazmıştır. Şimdi Nurcular desin al sana hadi buna Kürtçü de, çünkü hak ediyor adam hakikaten kendi milletini. Yeterince Kürtçü olmadığınız için Kürt sayılmazsınız o zaman Cahit abi, demiştiniz de bir ara. Evet. Kürtçü olmayınca. Hayır, Kürtçülükle suçlanmayan. Ben suçlanıyorum yani. Oradan yetiyorum yani. Ama yani hayır, benim Nurcuların şeyini yani çelişkisini vurgulamak açısından söylüyorum. Şimdi buradan şunu anlıyoruz. Yani üstadın o zamanki şeyleri bazen aktivist olunca retoriğe ihtiyaç var. Yani Ümid'in vurguladığı bir husus. Kitlelere hitap ediyor. İşte insanlar hareketine, Ümid aşılamaya çalışıyor. O zaman bir takım yani mübalağa vari hani şeyler mümkün oluyor. Lazım oluyor yani. Sen şimdi halka hitap ederken bunu başaracağız. Mesela solcularda da var. Mutlaka kazanacağız yani. Adam ölürken yani, ezilirken değil mi? Mutlaka ne desin adam yani, kaybedeceğiz mi diyecek. Aktivist olduğu için. Ama mesela sakin bir şekilde analiz yapan adam, işte o gözlemliyor. Bak ilk solcu dövülüyor. Diyor ki solcular dövülüyor işte. Kazanacak mı? Kazanma ihtimalleri çok zayıf diye yazarsın yani. Ama adam aktivist ise mutlaka kazanacağız diyor yani. Yani. Onu ezen de diyebilir. İslam'ın zaferidir işte. İstikbal geldi. İslam hakim oldu işte. Ümmet, medeniyet, carçurt. Yani dolayısıyla şunu demek istedim. Bediüzzaman'ın bu aktivist boyutunu hem Kürtlük noktasında hem Müslümanlık noktasında nazarda tutmak lazım. Üstad'ı anlamak açısından. Bu nettir. Mesela Hutbe-i Şamiye'de adam ümit pompalıyor. Değil mi? Ama muhakematta cerrah gibi eleştiri yapıyor, şey yapıyor. Yani düzel, yani tamirat yapıyor. Orada ilmi bir şey görüyoruz. Konum. Ötekinde bir şey var. Neredeyse ümit üzerine bir söylev. Hutbe-i Şamiye öyledir yani. Yani fikri olarak o kadar şey. Münazaratta eğitim görüyoruz. Eğitim veriyor Kürtlere. Biri Kürtlere, biri Araplara, biri şeyedir. Türkleredir yani. O Türklerden yani Osmanlı uleması anlamındadır yani. Ve zaman bu eserlerin birbirleriyle bir şeyi var yani. Bütünleyicilik boyutu var. Biraz şey mi abi, sanki critical theory yapıyor şeyde, mahkematta. Diğerinde biraz daha praxis. Daha bağır basıyor. Evet. Diğer iki eser praxistir. Evet, çok güzel. Yani içinde yine hem kritik hem fikir var. Fakat şeydir. Tamam. Tamam inşallah. Ümit, Allah kolaylık versin.